İyi akşamlar. 28 Ekim Pazar gününün gündemiyle karşınızdayız. Bültenimize sıcak bir haberle başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusundaki terör mevzilerini vurdu. Öğle saatlerinde gerçekleşen operasyonda terör örgütü YPG-PKK'ya ait mevziler bombalandı. Fırat'ın doğusu vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüs bataryaları terör örgütü YPG-PKK'ya ait mevzileri bombaladı. Suriye'nin kuzeyinde Harib'e bağlı Ayn el-Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Maar bölgesindeki terör örgütü YPG-PKK'ya ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandı. Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Maar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında YPG'nin inşa ettiği siper ve mevziler obüste vuruldu. Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa liderleri Suriye'de siyasi çözüm ve İdlib mutabakatının sağlamlaştırılması için bir araya geldi. Tarihi buluşmanın ardından kameraların karşısına geçen dört lider, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için akan kan bir an önce durması çağrısı yaptı. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa, İdlib mutabakatı ve Suriye'deki gelişmeleri İstanbul'da düzenlenen dörtlü zirvede masaya yatırdı. Tarihi zirvede ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak açıklama yaptı. Sahile vuran masum çocuk bedenleri, Suriye'de 7,5 yıldır yaşanan dramın ve çatışmaların en acı sembolleridir. Başta burada bulunan ülkeler olmak üzere herkesin bu trajediyi sonlandırmak için mücadele etmesi gerekiyor. Türkiye olarak soruna çözüm bulmaya yönelik mücadelemizi hem Astana platformunda hem bugünkü gibi farklı ve daha geniş platformlarda sürdürmekte kararlıyız. Bu kararlılık Suriye halkıyla dayanışmamızın bir gereği, Suriyeli kardeşlerimize karşı boynumuzun borcudur. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından Erdoğan, Suriye'de barış sürecinde Astana kazanımlarını hatırlattı. Kalıcı çözüm için Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülecek müzakereleri işaret etti. Ana önceliklerimiz sahada tam olarak ateşkesin sağlanması ve hakim kılınması ile akan kanın bir an önce durdurulması hedefimiz var. İnsani, siyasi ve diplomatik olarak inisiyatif alınmadığı takdirde Suriye'deki trajedi daha da kötüye gidecektir. Kalıcı çözüm yolunun Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen müzakerelerden geçtiğini vurguladık. Anayasa Komitesi'nin kuruluş sürecinin en kısa sürede şartları gözeterek temennimiz odur ki yıl sonu itibariyle tamamlanması çağrısında bulunduk. Suriye halkına insani yardımın sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık. Bugün Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü konusunu da ele aldık. Geri dönüş sürecinin uluslararası hukuka uygun olarak gönüllülük esasına göre güvenli biçimde ve Birleşmiş Milletler ile eş güdüm halinde yürütülmesi gerektiği hususunda fikir birliğine vardık. Suriye kaynaklı terör tehdidi toplantıda ele alınan bir diğer önemli konuydu. Erdoğan, tehditleri bertaraf etmeyi sürdüreceğiz dedi. Bugüne kadar DAEŞ ve PYD tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz yaralanmakla kalmadı, şehitler de verdik. Her iki terör örgütünü de kaynağında bertaraf etmek amacıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını gerçekleştirdik. Toplamda 7500 DAEŞ'li ve PYD'li teröristi etkisiz hale getirerek 4000 kilometre karelik alanı terörden arındırarak önemli bir başarıya imza attık. Terörle mücadele kisvesi altında
sahada yeni emrivakilerin dayatılmasını da asla kabul etmeyeceğiz. Fırat'ın batısında olduğu gibi doğusunda da milli güvenliğimize yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi sürdüreceğiz. Çözüm için diplomatik yolları ön plana çıkaran Rusya lideri Putin de Suriyelilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına vurgu yaptı. Rusya'nın, Türkiye'nin, İran'ın Astana formatı çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler sayesinde Suriye topraklarının büyük bir bölümü teröristlerden arındırıldı ve ülke adım adım barışa ilerliyor. Suriye'de barış sadece diplomatik yollarla mümkün olabilir. Suriyeliler kendi kaderlerini kendileri tayin etmelidirler. Almanya Başbakanı Angela Merkel de İdlib mutabakatının önemine dikkat çekti. Türkiye ve Rusya silahsızlandırma açısından İdlib bölgesinde büyük bir başarı elde etti. Diğer taraftan ele aldığımız konu sığınmacıların ülkelerine geri dönebilmeleri. Birleşmiş Milletler'le sıkı bir işbirliği yapılması gerekiyor. İnsanların geri dönebilmeleri için siyasi bir çözüm gerekmektedir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Esed rejimine barışın tesisi için baskı yapılmalı dedi. Mevcut rejime uluslararası toplum baskı uygulamalı. Rejim tüm Suriye'yi temsil etmiyor. Bir anayasal çerçeve kurarak tüm Suriyelilerin oy vermeye ve kendi geleceklerini tayin etmeye yönelik şartları oluşturmamız gerekiyor. Tarihi zirvenin ardından dört lider bir de ortak bildiri yayınladı. Bildiride Suriye'de herhangi bir tarafça kimyasal silah kullanılmasına karşı olduklarını teyit etmişler ve tüm taraflara kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanımının yasaklanması ve bunların imhası ile ilgili sözleşmeye tam riayet etmeleri çağrısında bulunmuşlardır denildi. Tarihi bir zirve sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Suriye zirvesine katılan ülkelerin bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Sayın seyirciler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti üzerindeki belirsizlik sürüyor. Cinayete ilişkin soruşturma titizlikle devam ederken Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait bir minibüs ve otomobilin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 3 gün sonrasında bir oto kuaföründe detaylıca temizletildiği ortaya çıktı. İstanbul'daki Suriye zirvesine katılan dünya liderliğinin gündeminde de Kaşıkçı cinayeti vardı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti gündemdeki yerini korurken soruşturmada elde edilen verilere her geçen gün yenileri ekleniyor. Polis bu kez de Suudi Arabistan konsolosluğu araçlarının temizlenme görüntülerini buldu. Görüntülere göre Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait araçlar gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 3 gün sonrasında bir oto kuaföründe detaylıca temizleniyor. Çalışanlar tarafından temizlenen araçlar ardından yeniden konsolosluğa götürülüyor. Görüntülerin ardından polis Beşiktaş Akatlar'da bulunan oto kuaför çalışanlarının ifadesine başvurdu. Polis araçlarda herhangi bir kan izi olup olmadığını sordu. Çalışanlarsa temizlik sırasında dikkat çeken bir şeye rastlanmadığını söyledi. İçeride 18 tane tutuklu var. Bu 18 tutuklu malum ülkemize gelen kişilerdir. Bu 18 kişiyi Türkiye'ye kimler gönderdi? Bunun cevabını tabii ki Suudi yetkililerin vermesi gerekir. Bu bir. Bir diğeri, biliyorsunuz daha sonra bir açıklama Suudi Arabistan'ın yetkili mercilerinden geldi. O da Türkiye'deki yerli işbirlikçilere cesedin teslim edildiğine dair veya onlarla farklı bir işbirliğine girmek suretiyle böyle bir adımın atıldığı söylendi. O zaman bu yerli işbirlikçi kimdir? Bunu da yine bu açıklamayı yapan kişi veya kişilerin ortaya koyması gerekmektedir. Cemal Kaşıkçı cinayeti İstanbul'da düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvede de gündeme geldi. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yargılamaya hazırız çağrısını yineledi. Suçun işlendiği yer İstanbul'dur. Dolayısıyla Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine bu çağrıyı yazılı olarak resmi kanallardan da yapmış bulunuyoruz. Şimdi oradan bunun cevabını tabii ki bekleyeceğiz. Bu
Cinayet dünya liderlerinin de gündemindeydi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, failler ortaya çıktıktan sonra Avrupa Birliği olarak gerekenler yapılacak dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sonuna kadar gidilmeli. Yaptırımların tutarlı ve tam olması gerekiyor açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri de sürecin takibinde. Amerikan Savunma Bakanı Mattis, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Jubeir ile görüştü. Görüşmede Cemal Khashoggi cinayeti için şeffaf soruşturma çağrısı yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da tarihi Orhan Camii'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbaş, cemaate sabah namazını kıldırdı. Din istismarıyla mücadele seferberliğini başlattıklarını belirten Erbaş, "Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, buna ihtiyaç var." diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmaları kapsamında Adapazarı'ndaki tarihi Orhan Camii'nde cemaate sabah namazını kıldırdı. Artık geleneksel hale gelen sabah namazı buluşmaları için geldiği Orhan Camii'nde cemaate hitap eden Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din istismarıyla mücadele seferberliğini anlattı. Din istismarı ile mücadele seferberliği başlattık. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz. Ehil isimlerle buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun. Müftülerimiz, hocalarımız, mihraplarımızda, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, 16 üyesi ve 100'e yakın uzman ismiyle bilgi üretiyor, çalışıyor. İlahiyat fakültelerinden destekler alıyoruz. İslami İlimler Fakülteleri 100'ün üzerine çıktı. Türkiye'de 102 en son bildiğim rakam, 102 kadar ilahiyat fakültesi var. Neden bu ilahiyat fakülteleri kuruluyor? İşte bilgiyi doğru kaynağından öğrensin gençlerimiz diye. Erbaş, gençlerin doğru dini bilgiye ulaşması için bu yıl Mevlid-i Nebevi Haftası etkinliklerinde de peygamber ve gençlik temasının işleneceğini hatırlattı. Bu sene inşallah Mevlid-i Nebi Haftası'nda 19 Kasım'da Mevlid Kandili var. 19 Kasım. 17 Kasım'da da açılışını yapacağız. Önceleri kutladığımız kutlu doğum haftaları vardı. Şimdi bütün dünya ile birlikte hicri takvime göre Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlayacağız inşallah. İşte o haftada hangi konuyu işleyeceğiz? Peygamberimiz ve gençlik. Peygamberimizin gençlere bakışı. Biz gençlere sahip çıkmazsa kim çıkacak? Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sahih dini anlayışı sadece hutbe ve vaazlarda değil, çağın tüm imkanlarıyla kitlelere ulaştırdığını da vurguladı. Erbaş, bilgiye ulaşmada Diyanet TV'nin önemine dikkat çekti. Diyanet Televizyonu'nda, Diyanet'e soralım. Orada Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 3 hocamız birikimli, hitabeti güzel, sunumları güzel. Birer akşam ya da iki akşam birisi, iki akşam birisi, bir akşam birisi çıkıyor. Sizlerin sorduğu soruları en güzel bir şekilde doğru kaynaklardan cevaplarını hazırlayarak cevaplandırıyor. En yetkin isimler, açın telefonu, sorun. Haftanın 5 günü 1 saat boyunca orada Diyanet TV'de soruları cevaplandırıyor arkadaşlarımız. Şimdi de Kayseri'ye gidiyoruz. Selçuklu hükümdarlarından 2. Kılıç Arslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan'ın adını taşıyan 8 asırlık medrese hem tarihteki yeriyle hem de inşa hikayesiyle dikkat çekiyor. O dönem aynı zamanda mimarhane yani hastane olarak kullanılan medrese dönemin önemli müzikle tedavi merkezlerinden de biriydi. Bu anlattığımız şeylere dair nesneleri şimdi müze olarak düzenlenen mekanda görebilmeniz mümkün. Müzik
Burası hikayesi aşkla başlayan ve tarihin ilk tıp medresesi olarak kabul edilen Kayseri'deki Gevher Nesibe Medresesi. Sevdiğine kavuşamadığı için hastalanarak ölen Selçuklu hükümdarlarından 2. Kılıç Arslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine yaptırılan bir tıp medresesi ve imarhane, yani hastane. Hikayesi ilginç. Gevher Nesibe Sultan ince hastalık olan verem hastalığına yakalanır. Tabii ölüm döşeğindedir kendisi. Ağabeyi Gıyasettin Köyüsev yanına gelir ve şunu söyler, özür diler. Yaptığından pişman olduğunu belirtir ve son isteğini sorar. Bunun üzerine Gevher Nesibe hem gönül yarasına hem de kılıç yarasına şifa aranması için bir şifane yaptır. Benden kalan tüm mal varlığımla der. Bu bimarhanenin önemli bir özelliği daha var. Burada geçmişte hastalar müzikle tedavi ediliyordu. Gevher Nesibe'nin kümbeti de buradadır. Ve kümbetin üst kısmında ayetel kürsü var. Ondan sonra gelen ayet, La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Burası Selçuklar ilk geldiğinde Rum Selçuklu devleti olarak anılır. Rum diyarı olarak anılır. Ve burada dil, din, ırk ayrımı yapılmadan, siyah beyaz ayrım yapılmadan herkes tedavisini görür. Müzikle tedavi artık günümüzde de önemli otoritelerce kabul ediliyor. Bu anlamda Kayseri'deki 812 yıllık medrese ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. 611 nesne ile 2000 civarında sikkeyi görme imkanınız var. 1205-1206 tarihlerinde yaptırılan ve günümüzde müze olarak kullanılan medresede Selçuklu dönemindeki tıbbi aletlerle eczacılık, araç ve gereçleri sergilenirken o dönemin tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veriliyor. Davetliler kimi zaman ilginç seslerle, kimi zaman enteresan bir ışık gösterisiyle karşılaşıyor. Her yıl ortalama şu anda 100 bin ziyaretçimiz var. Tabii gelen ziyaretçilerimiz müzeye geldiklerinde, burası büyük bir müze, 36 sergi odası var. Antikalılar onun emektar ellerinde gençleşiyor. Meraklılarının ve koleksiyonerlerin beğenisine sunuluyor. Mehmet Aydın Ankara'da tarihi antikalıların tamiratını yapan bir meslek ustası. Şimdi onun ekmek teknesine konuk oluyoruz. Antika halı ve kilimleri onarmak ayrı bir ustalık istiyor şüphesiz. Mehmet Aydın da o hünerli ellerden biri. Ankara'daki dükkanında tam 50 yıldır bu işi yapıyor Mehmet Usta. İlkokul yıllarında çıraklıktan başlamış bu işe. Şimdi 60 yaşında ve bu işin tam bir uzmanı durumunda. Arkasına düğüm bırakıyorlar ki kilimin üzerine akrep çıkmasın diye. Tabii her yörenin kendine has, çok güzel Anadolu'muzun her tarafında buram buram kendini anlatan halılarımız var. Yeter ki dilinden anlayan olsun. Türkiye'nin 81 ilinden ulaştırılan ya da araştırmaları sonucu elde ettiği antika halıları topluyor. O tarihi halılar onun hünerli elleriyle yeniden hayat buluyor. İçinden geldiği gibi her yörenin kendine has hem de deseni vardır hem dokunması vardır. Hepsi ayrı ayrı şeyler. Öyle halılar vardı ki bazı halılarda genç kızlar kendi aşklarını halı üzerine dokurlar. Sadece Türkiye değil, aslında uluslararası bir tecrübe o. Afganistan, İran ve Türkistan'dan antika halılar da geliyor ona. Arkadaşlara bir yıkamalık var, biz halıyı verin. Yarım asırlık meslek hayatında birçok antika halıyı inceleme fırsatı bulan Mehmet Usta'nın koleksiyonuysa bir hayli zengin. Konya'nın ünlü obruk kilimi, Orta Asya'dan Anadolu'ya göçü anlatan halılar gibi birçok eski halıyı envanterinde tutuyor. Mehmet Usta'nın onardığı bir asırlık geçmişe sahip çeyizlik, el emeği, ünlü Yahyalı halısı da dikkat çekiyor. Ferhat da Şirin'i dokumuşlar bu. Bu da nadide çıkan bir parça. Aşağı yukarı 70-80 yıllık süper dokuma bir halı. Mehmet Usta'nın dükkanında bulunan antika halılar belirli aralıklarla, müzayedelerle başkentlilerin beğenisine sunuluyor. Satmak isteyenlerin halılarını alıyoruz, bakımını yapıyoruz. Bakımını yaptırdıktan sonra 4 ay biriktiriyoruz. 4 ay sonra müzayede yoluyla satışa sunuyoruz. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.